hepinize. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere her sürücünün başından geçme ihtimali olabilen bir aksilikten, durumdan bahsedeceğim. Videonun başlığından da zaten konunun detaylarını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Baskı valata ve üst merkez veya alt merkez problemlerinde sürücüler ne gibi durumlar yaşar ve bu gibi durumlarda neler yapılmalıdır? En azından edindiğim tecrübeye dayanı olarak sizlere biraz notlar sunmak istedim bu video içerisinde. Serüvenin başlangıcından sonuna kadar başımdan geçenler ve yaptıklarım hususunda bir history paylaşacağım sizlere. Öncesi ve sonrası olarak. Şimdi arkadaşlar, konunun ilk atağı bizde sürüş halindeyken debriyajın takılı kalmasıyla başladı. Debriyaj takılı kaldığı zaman Allah'tan böyle ara sokakta bir yerdeydim, öyle söyleyeyim sizlere. Ayağımla kenardan çektim böyle debriyajı, geldi. Sonra bir daha bastım, düzeldi. Hani hatta bir 100 kilometre civarında yolda yaptım diyebilirim. Sonrasında yine ufak tefek takılmalar başladı. Burada zaten bir problem geliyorum diyordu zaten bana. Hani birincisi hadi tesadüf diyebiliriz. Ama sonrasında yapılan takılmaların hepsi, yani ben aklımda direkt hidrolik seviyesiyle vesaire ile ilgili durumlar oluşturdu. Dedim ki acaba hidrolik seviyesi azaldı mı ya da işte hidrolik yağ ile ilgili bir sıkıntılar mı oluştu gibisinden aklımda sorular oluşmuştu benim de. Hidrolik seviyemi kontrol ettim. Gayet normal bir seviyede duruyordu. Dedim ki acaba bu yağ eskidi vesaire, hani ondan dolayı mı? Çünkü kendimi bununla umutlandırmak istiyorum. Bilirsiniz hani araç arıza durumlarında en böyle az maliyetten en çok maliyete doğru ilerlemek lazımdır. Fikren de ben bu şekilde yaklaşıyorum mümkün olduğunca. Tabii bu hani kısa süreli yaklaşımlar oluyor. Çünkü yolda kalmak istemeyiz hiçbirimiz. Her neyse, bu yağ değişimiyle ilgili ben biraz araştırdım internette, forumlarda vesaire baktım. Hani bunun haricinde üst merkez kaynaklı bir problem de olabileceği konusuna eriştim. Sonrasında artık hani bunu çok böyle uzatmadan birkaç gün içerisinde bu takılmalar, çünkü artık yarı seviyede bırakmalara vesaireye dönüşmüştü. Ancak aracın hani böyle çekişinde vesairesinde herhangi bir durum yok, öyle söyleyeyim sizlere. Debriyaj boşalma durumları da yok, hani böyle tamamen dibine gitme durumları vesaire de yok. Her neyse, işte birkaç gün içerisinde arkadaşlar aracı gittim, bir üst merkez edindim. FTE marka olması lazım. Bunları sizlere zaten ara görüntü olarak tüm detaylarıyla paylaşacağım. Instagram'da takip edenler biliyorlar zaten. Bütün hikayenin başından sonuna kadar olan kısımda başımdan geçenlerin hepsini orada paylaşmış bulunuyorum. Üst merkez değişimini yaptık arkadaşlar. Üst merkez değişimi sonrasında araçta artık o basılı kalma vesaire durumları tamamen ortadan kalktı. Hatta bazen böyle ufak tefek takılmalar oluyordu. Onlar da gitti diyebilirim. Basılı kalma derken bu arada yanlış anlaşılmasın. Böyle hani debriyajı dibine kadar bastığınız zaman yarıda bırakıyordu hani kendini. Daha doğrusu tamamen kaldırdığını düşünüyordu ama yarıda bırakıyordu, öyle söyleyeyim. Sonrasında arkadaşlar ben bunu yaklaşık 2 hafta boyunca 1000 kilometre yol yaptım diyebilirim. 1000 kilometrelik yol boyunca herhangi bir sorunumuz olmadı. Fakat şöyle bir hadisemiz oluştu. Bir gün yine böyle bir iş çıkışı, eve döneceğim sırada şöyle aracın etrafında dolaşıyorum, araç ısınsın diye bu arada çalıştırdım. Bir gariplik sezinledim. Hani debriyaja bastığım zaman arkadaşlar böyle gıcık bir ses vardı araçta. Yani bu bir uğultu da denilebilir. Bir hidrolik akışı da sesine de benzetebilirsiniz. Böyle garip bir sesti açıkçası. Bu ses sonrasında yani kendi kendime biraz şüphelendim açıkçası. Dedim ki hani acaba dedim üst merkez belki tamam hani iyi bir marka vesaire kullandık ama acaba doğru mu takamadık? Yoksa dedim hani biz bu araçta debriyaj merkezi değişimini yaptığımızda kullandığımız parça belki tamam orijinal bir üründe ama belki hani hatalı bir üründe olabilir diye şüphelere kapıldım. Her neyse, biraz araç başında beklerken aklıma şey geldi. Tekrardan ben bu aracın bir hidrolik seviyesini kontrol edeyim.
diye bir içime bir şüphe oturdu. Hidrolik seviyesi sonrasında kapağı açtığımda baya baya böyle minimum seviyenin de altında bir derecede hidrolik seviyesi gördüm araçta. İşte bu benim için vahim bir durumdu. Çünkü hemen aracın altına eğildim arkadaşlar. Bir baktım ki aracın altında zaten böyle yuvarlak bir halka oluşturmuş bir yağ akıntısı vardı. Ben bugüne kadar Volvo'yu aldığım günden beri aracımın altında bir damla yağ görmedim diyebilirim. Aracımın kilometresi 255 bin kilometrede, fakat bir damla bile herhangi bir böyle terleme, sızıntı, akıntı vesaire gibi bir durum başıma gelmedi. Onu görünce zaten çok şaşırmıştım. Sonrasında hemen bagajda bir tane kendim için hidrolik yağ edinmiştim ne olur ne olmaz diye. Onu ilave ettim üzerine. Neyse yola çıktık falan. Bir baktım debriyaj yine böyle gıcık gıcık hareketler etmeye başladı. Basıyorum, yarıda kavruyor, bırakıyor, takılı kalıyor falan filan derken dedim ki bu trafiğe girilmez bu vakitte belli ki. Biz hemen böyle bir kenar sokaktan giriş yaptım ne olur ne olmaz diye. Dedim ki hani olacaksa bir şey burada olsun. Sonra arkadaşlar debriyaja bir kez daha bastım. Bu arada park haline geçtim. Debriyaja bir kez daha bastım ve takılı kaldı. Eyvah dedik, yani bu sefer herhalde daha vahim şeyler geliyor. Sonra arkadaşlar kenardan çekiyorum. Debriyaj geliyor ama hani o ilk baştaki hadise var ya, bastığım zaman debriyajın gidip normal olarak kalkması olayı tamamen ortadan kalkmıştı. Bastığım zaman debriyaj kendini çekiyor direkt otomatikman. Çektiğim zaman geliyor. Yani debriyaj kendi özelliğini tamamen yitirmişti diyebilirim. Sonra vites geçişlerini kontrol ettim. Vites de tamamen kilitlenmişti arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi yağ seviyesi azaldığı için bu aksilik başıma gelmişti. Sonrasında yağı eski seviyesine tamamladım. Ama bu kadar kısa sürede yağın kendini bırakmış olması beni zaten çok bir yol yapamayacağım anlamına geliyordu. Her neyse, lafı uzatmadan aracın yağ seviyesini tamamlayarak tekrardan, daha doğrusu hidrolik yağ seviyesini, yani bu fren ve debriyaj merkezi hidrolik yağ seviyesini kontrol edebileceğiniz bir kap var arkadaşlar. Hemen şu sol ön tarafta yer alıyor. O kabın içerisine yağı maksimum seviyeye tekrardan getirerek kapağını kapattım. Birinci vitese aracı aldım, park konumuna koydum ve artık araç birinci viteste takılı kaldı. Servise götürdüğümde aracı lifte aldık arkadaşlar. Sonra bir baktık ki yağ meğerse üst merkezde hiç alakasız bir yerden, tam olarak bu şanzımanın orta kısmındaki keçelerden akıyordu. Yani bunun da sebebi yüksek olasılıkla ya baskı balata bay bay yapmıştı bize, ya da işte dediğim gibi ortadaki o bilyanın bir problemiydi. Tabii ki biz bu şanzıman sökülürken parça temini konusunda ben orijinal olması yönünde biraz dikkatli birisiyim. Saks markasının orijinal olduğunu duymuştum. Sizleri yanıltmak istemiyorum, o yüzden bir kontrol edeyim. Evet. Saks, onu yine de ben sizlere ara görüntüler halinde vereceğim. Saks markasıyla parça temini için ben yedek parçacıyla görüşme sağladım bu arada. Saks ürünü şöyle paketler halinde sunuluyor. İsterseniz sadece baskı balata ve bilya alabiliyorsunuz. İsterseniz baskı balata, bilya ve volant olarak da ayrı bir paket ürün olarak sunuluyor size. Şimdi baskı balatayı tek başına aldığınız zaman, yani yaklaşık maliyetler vereceğim. Tarihi de baz alırsanız sevinirim. Aşağı yukarı 5000 lira civarında bir rakamda harcamanız oluyor. Baskı balata ve bilya değişimi için. Sadece Saks'ın oluşturmuş olduğu paket aldığınızda, tabii işçilik maliyetleri yok bunun içerisinde. Onun dışında eğer volantı da alırsanız, volant kendi başına zaten bir maliyet olduğundan dolayı baskı balata, bilya ve volantın paket fiyatı yaklaşık 12.000 TL civarında bir harcamaya sebep oluyor. Fakat şöyle diyelim, hani volanttan kaçındınız, sadece baskı balatayı almak istediniz ve sonrasında işte eğer volantta da problem varsa volantı da değiştireyim derseniz, baskı balatayı 5000'e aldığınız gibi bir de yanında volantı 9000 TL'ye ayrı bir paket olarak veriyorlar. Bu durumda da siz 14.000 liralık bir harcama yapmış oluyorsunuz.
Şimdi volantı değiştirmezseniz neler olur onu anlatayım. Baskı balata, şanzıman dişlileri volantla bir uyum içerisinde olduğu için zamanla belli bir sürtünmeyle bunlar birbirine uyum sağlamış durumda oluyorlar. Sonrasında sizin yeni takmış olduğunuz baskı balataya karşılık volant eski volant olduğundan dolayı bu uyumsuzluğu sağlama ihtimali olabilen bir parça olmuş oluyor. O yüzden volantı da tamamen değiştirip bir paket olarak baskı balatanızı yenilemeniz aslında sizin için daha hayırlı bir sonuç çıkarıyor demek mümkün. O yüzden ben de ne olur ne olmaz diye düşünceyle baskı balatayı, volantı ve onunla birlikte de bilyeyi, yani debriyaj bilyesini değiştirmek istedim. Yani neler değişti araçta böylelikle? İlk başta üst merkez değiştirmiştik. Debriyaj üst merkezimiz. Onun dışında baskı balatamız değişti. Volantımız değişti ve bir de debriyaj bilyamız değişti arkadaşlar. Bunlarla birlikte sıvı hidroliklerimiz de değişti tabii ki. Hidrolik yağımızın DOT 4 olarak kullandık yine. Volvo S40'larda DOT 4 kullanılıyor. Özellikle model belirteyim 2010 1.6 dizel manuel araçlar için diyelim. DOT 4 kullanılıyor. Biz de DOT 4'te değişimini sağladık. Ortalama 0.6 litre, 0.5 litre de diyebiliriz. Bir hacmi var. Bu da bilginiz olsun. Onun haricinde bir de aracın şanzıman yağı değişti arkadaşlar. Şanzıman yağı da aşağı yukarı 3 litre civarında bir hacme sahip. Böyle başımızdan geçen durumlar olunca sizlere bir içerik oluşturmak adına hızlıca anlatayım istedim. Ara görüntüler halinde de kullandığım parçaları vesaireyi de zaten sizlere aktarmış oldum böylelikle. Eğer ki başınızdan böyle bir sıkıntı geçerse bana hem Instagram üzerinden hem de YouTube üzerinden yorumlar kısmından vesaireden her zamanki gibi ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince bu durumu sizlere aktarmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine aracıma konuk olduğunuz için, kanalıma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Benzer durumlarda başınızdan geçen hadiseler varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.